Evet, son dakika bilgisini aktarmıştık. Türk Hava Yolları'nın Hatay-İstanbul-Hatay seferini yapan uçakta korku dolanlar yaşanmıştı. Ee, o açıklamada Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün'den gelmişti. Üstün sosyal medya hesabından uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı başlatmış, başlatmışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur açıklamasını ...yayınlamıştı. E, Türk Hava Yolları uçağının inişteki lastiğinin patladığını aktardı. Evet, güvenli bir şekilde e, e, tahliye edildiğini aktarmıştı yetkililer. Şu anda da o anlara ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, e, herhangi bir ısınma ve dolayısıyla herhangi bir yangın riskine karşı... ...yolcular tahliye edilirken uçağın etrafının e, köpüklü suyla... E, e, sulandığını da, özel bir suyla sıvıyla sulandığını da ekranlarınıza getirelim. Evet. E, o bölgeye kapılar açıldıktan sonra araçların da yaklaşmasına uzun bir süre e, izin verilmemişti güvenlik gerekçesiyle. İşte o e, kapılar açıldı ama merdivenler tabii ki o anda gelmediği için yolcular acil e, evet. iniş kısmından an... kayarak e, indiler. Şu anda e, oradaki e, yolcuların iniş anını da, da gördük, yolcuların tahliye edilmesini görüyoruz şu anda Emre. Evet, tek e, tek büyük bir kontrolle e, bütün yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Aslında son derece riskli benzer kazalar e, ölümcül sonuçlara neden ol, olabiliyordu. Bir uçağın e, ini, inişi sırasında lastiğinin patlaması, ısınması, evet. yanması. Şu anda ee, alevleri evet. de görüyoruz arka tarafta. <laughs> görüyoruz. O yanış değil mi? Orada ufak bir yani yanlış görmüyorsam şurada alev alan bir şey var mı? Yok, hayır. Hayır, o, o, ışık. O araçların, güvenlik araçlarının ışıkları. Ama o alevler çok tehlikeli olabiliyor çünkü yakıt deposuna sıçrayabiliyor. Evet işte alev almaması için de bu söndürme çalışması gerçekleşiyor. Bu sıvıyı Evet sabahın ilk saatlerinde daha hava aydınlanmadan e, meydana geldi. Bu e, ufak aksilik diyelim artık kaza demeyelim. Büyük bir aslında e, facianın eşiğinden dönülmüş e, yani sonuçta e, uçağın lastiği patlıyor durabilmiş herhalde. Durabilmiş tabii ki o basınçla birlikte o sürtünmeyle birlikte orada çıkacak olan herhangi bir kıvılcımın e, uçağın bir bölümüne e, bulaşması... ...belki de çok daha büyük bir faciayı beraberinde getirecekti. Ama neyse ki e, ekibin, pilotların profesyonelliği, uçağın sağ salim bir şekilde inmesi... ...bütün bu aksidiye rağmen ve sonrasında da hem mürettebatın hem de yolcuların gördüğünüz gibi... ...profesyonel, soğukkanlı bir biçimde tahliye edilmesi e, bu kazanın ucuz atlatıldığını bize gösteriyor. Buradan tüm yolcularımıza ve bu uçakta bulunan mürettebatımıza geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Evet, e, bu uçağın tahliye anını getirdik ekranlarınıza.